Tıpta çalışıyordu. Her gün ölmüş insanları görüyor, rapor tutuyor ve ölü bedenlerini ceset torbalarına koyuyordu. İşi hepinize çok zor gibi gelebilir. Fakat onun için zor alan ölü bedenleri torbaya koymak değil, uzun süre beklemiş, parçalanmış veya çürümüş cesetleri toplamaktı. Hayatta size en büyük travmayı yaşatacak şeylerden biri ölmüş birini görmektir. Ve o yaşadığı büyük şehirlerden dolayı günde onlarca kez bu duruma şahit oluyor ve hayatına devam etmek zorunda kalıyordu. Kız çok zekiydi. Hatta o kadar zekiydi ki tüm okuduğu okulları zamandan önce bitirmiş ve mezun olmuştu. Çok parlak bir doktor olacağı düşünülürken liseden beri erkek arkadaşı olan evlendiği adamı bir trafik kazasında kaybetti. Hayatı alt üst olmuştu. Dersleri ve okulu tepetaklak gitti. Zorla tıp okulunu bitirdi ve adli tıpta asistan oldu. Hayat onun için çok zordu. Düşünsenize, en sevdiğiniz insan bir gün sonra yanınızda yok. Çok büyük bir yıkım yaşarken ve eşinizi kaybetmişken her gün ceset görmek sizi nasıl bir hale sokardı? Kız yine rutin işini yaptığı günlerden birinde intihar etmiş bir adamın cesedini almaya gitmişti. Evden çıkarken ayağının altına yapışmış bir zarf fark etti ve hemen adli polislere verdi. Beyaz bir zarftı, mektup zarfı gibi de değildi. Kartvizit zarfı boyutlarında mühürlenmiş bir zarftı. Sonraki bir hafta boyunca yine aynı zarfı olay mahallinde görmüştü. Kız aklının kendine oyun oynadığını düşünmeye başladı. Her akşam sıcak duşun altına girip saatlerce hem eşinin hem de gün içinde yaşadığı üzüntülü olayların acısının vücudundan akıp gitmesini istiyordu. Duşta o kadar fazla kalıyordu ki ayakta durmaktan bacakları titriyordu. Ama o yorgunluk bile yatağında uyumasına fayda etmiyordu. Eşine ait olan yastığı ve yatağın boş tarafı öylece duruyor ve sabaha kadar o boşluğa bakıyor, en fazla 1-2 saat uyuyabiliyordu. Bu durum aylarca devam etti. Acı geçmiyor, hatta yalnızlık bu acıyı daha da körüklüyordu. Yine bir gün işten geldi, uzun bir süre duşta kaldı. Çıktı ve yatağına uzandı. Yine uyku yoktu. Kitap okumaya çalışıp okuyamamış ve boş boş tavana bakmaya başlamıştı. Bari ışığı kapatayım diye düşündü. Tam ışığı kapattığı anda evin içinden gelen garip bir ses duydu. Ayak sesleri gibiydi. Tüm dikkatini yatak odasının kapısına doğru yöneltti. Tekrar ışığı açmak aklına bile gelmemişti. Sesler yaklaştı ve bir anda durdu. O da yatağında oturur hale geldi ve gözlerini kapıya dikti. Kapının kenarından siyah bir karartı gözüktü. Eve kedi veya köpek mi girmişti? Rakun muydu? Kız ses çıkarmayınca o şey biraz daha yaklaştı. Kız oturur halden yatar pozisyona geçerek örtüyü kafasına kadar çekti. Panik atak geçirdiğini ve halüsinasyon gördüğünü sanıyordu. Örtü altında biraz bekledi. Sonra cesaretini toplayıp örtüyü yavaş yavaş kafasından aşağıya indirdi. Kapının etrafında hiçbir şey yoktu. Karaltı gitmişti. Derken yatağının ayak ucunda yavaşça yukarı çıkan bir gölge gördü. Evet, kapıdaki şeyin aynısıydı. Ayak ucundan yavaşça kafasını yukarıya doğru çıkarttı. Ufak bir insan kafasıydı ama karanlık da olsa yüz hatları belli oluyordu. Kız nefes nefese kalmış, korkudan oturduğu yere saplanmıştı. Tek yapabildiği örtüsünü gözlerinin altına kadar çekebilmekti. O şey seslendi. Korkma, ışığı açabilirsin. Bir süre sessizlik oldu. Kız bırakın ışığı açmayı, korkudan hareket bile edemiyordu. Tekrar etti. Korkma, ışığı aç. Beni görebilirsin. Kız sol eliyle başucunda duran ışığa elini uzattı ve açtı. Işık zar zor ayak ucuna yetişiyordu. En nihayetinde bir okuma lambasıydı ama ne olduğunu da fark edebiliyordu. Gözü karanlığa alışmıştı. O şey kafasını biraz daha yukarı çıkartıp kıza usulca "Yanına geleceğim, lütfen korkma. Sana zarar vermek için gelmedim." dedi. Kız cevap bile veremedi. Bağıramadı, yardım isteyemedi. Sadece donup kalmıştı. O şey, o yavaşça yatağın üstüne çıkıp kızın ayak ucuna oturdu. Küçük bir adamdı. Yüzünde ve kafasında hiç tüy yoktu. Sesi çocuk gibiydi ama yüzü o kadar genç durmuyordu. Kız neredeyse nefes almayı unutmuştu. Baka kalmıştı küçük adama. Adam konuştu. "Nefes al, rahatla. Ben seni dinlemek için geldim." dedi. Kız "Neden ben? Beni neden dinlemek isteyesin ki?" diye sordu. Adam "Yalnızlık çeken iyi insanlara yardım etmek istiyorum. Her gece düşüncelerini izliyorum." diye cevapladı. Bu yaşananlar gerçek mi, rüya mı belli bile değildi kız için.
daha şoku bile atlatamadan, o küçük adamın sorduğu detaylı sorulardan onun hayatıyla ilgili pek çok şey bildiğini anlamıştı. Adam her şeyi bildiğini ama kız için burada olduğunu söyledi. Kız anlatmaya başladı. Sohbetleri neredeyse sabaha kadar sürdü. Bu konuşma sırasında kız tüm içinde biriktirdiklerini, iş hayatını, sevgilisinin ölümünü anlattı. Öyle bir rahatlamıştı ki uyuyakaldı. Sohbet ne zaman sonlanmıştı hatırlamıyordu bile. Uyandığında ise çoktan sabah olmuştu. Son bir yıl içinde ilk kez bu kadar rahat ve uzun bir uyku çekmişti. İşe gitti. Günlük rutinini yaptı. Eve geldiğinde içi huzur doluydu. Kendisini çok rahatlamış hissediyordu. Yatağa uzandı. Çok rahat ve mutluydu. Kız o anda arkasında bir şeyin varlığını hissetti. Uyandı. Arkasını döndü ve yatağın yanındaki komodinin üzerinde duran küçük bir zarf gördü. Kendisine birazdan olacakların farkına vardığında ise şok olmuştu. Son aylarda cesetleri toplamak için evlerine gittiği insanlar gözlerinin önünden film şeridi gibi geçti. Hepsinin yanı başında aynı zarftan vardı. Her zaman ve her yerde. Çok yakında onlara katılacağını biliyordu. Seçimini yapmıştı ve pişman olmak üzereydi.